Mahsullerimiz tazedir. Seç ayır zaten yaptırmıyoruz. Müşterilerimize eldiven veriyoruz. Eldiven verdiğimiz halde yine de seçtirmiyoruz. Kendimiz veriyoruz, kendimiz tartıyoruz. Bu yönden müşterilerimiz gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler. Koronavirüs salgını nedeniyle halk evde kal çağrısına uyarak dışarıya çıkmamaya özen gösteriyor. Virüsün toplu alanlarda bulaşmaya ortam bulmasından dolayı vatandaşlar sosyal mesafenin aşıldığı alanlardan da kaçınıyor. Toplu alanlardan kaçınılması sonucu sokaklar gibi pazarlar da boş kaldı. Pazar esnafı ise hijyenik önlemleri aldıklarını ve müşterilerinin de gerekli tedbirleri aldıktan sonra gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapmaya gelebileceklerini belirtti. Meyve sebzeyi getirmedin mi? Sen nasıl yiyeceksin içeceksin? Kim getirecek sana eve? O yüzden rahat olun, gelin. Sıkıntı yapmayın. Takın ağzınızı, takın eldivenimizi hijyenik şekilde. Bak şurada karşıda, bakar mısın? Direkt karşıda hijyenik. Şeyimiz de var, malzememiz de. Pazarcı Bahattin Mandacı, ilk önce kendi temizliğimizi yapalım, ondan sonra karşı taraftan temizlik bekleyelim diyerek hijyen konusuna dikkat çekti. Tüm Edirne pazarlarına çıkmaktayız. Yalnız vatandaşımız bugün itibariyle pek sokağa çıkmaz niyetinde değil herhalde. Çünkü pazarlarımızda şöyle bir baktığımız zaman toplam olarak 50 tane müşterimiz yok. Biz vatandaşımız da geçen yıl bunu belirttik. Kendi hijyenik temizliğimizi yaparsak zaten bu hastalığı bizlerin yanına yaklaşacak. İlk önce kendi temizliğimizi yapalım. Ondan sonra karşıdan temizlik bekleyelim. Ellerimizi bol bol yıkayalım. Üstümüze başımıza çeki düzen gösterelim. Böylelikle bu hastalığı yenmiş oluruz. Özgüvenimizi yitirmeyelim. Özgüvenini yitiren kişi her hastalığa yakalanır, her kötülüğe yakalanır. Fiyatlarımız çok uygun. Bugün bahçesine gitseniz bahçesinden alamazsınız bu fiyatları. 3 liraya dallı domates satıyoruz. 4 lira 5 lira elma satıyoruz. 5 lira salata satıyoruz. Mallarımız hijyenik, organik, arılıdır. Mahsullerimiz tazedir. Seç ayır zaten yaptırmıyoruz. Müşterilerimize eldiven veriyoruz. Eldiven verdiğimiz halde yine de seçtirmiyoruz. Kendimiz veriyoruz, kendimiz tartıyoruz. Bu yönden müşterilerimiz gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler. Pazarcı İbrahim Çam ise alışverişin olmamasından dolayı zor durumda kalmalarını sitem ederek gerekli önlemlerin alınmasından sonra korkmaya gerek olmadığını söyledi. Korkmuyor ama korkmaya da gerek yok. Sonuçta tabuta gireceğiz mesela, gideceğiz. Korkmaya gerek yok. Korkuda yemeyeceğiz, içmeyeceğiz. Mecbur gireceğiz ister istemez. Ben gülüyorsam pazara, müşteri olarak sen de gireceksin pazara. Ben ne için geldim buraya? Sana hizmet için geldim, doğru mu? Ben de insanım sonuçta ama mecbur. Sana buraya ben meyveyi sebzeyi getirmedim mi? Sen nasıl yiyeceksin içeceksin? Kim getirecek sana eve? O yüzden rahat olun, gelin. Sıkıntı yapmayın. Takın ağzınızı, takın eldivenimizi hijyenik şekilde. Bak şurada karşıda, bakar mısın? Direkt karşıda hijyenik şeyimiz de var, malzememiz de. Pazarın içine geldiğiniz zaman kapının önünde sürüyorsunuz ellerinize güzelce nezle. Rahat rahat geziyorsunuz pazarda. Ağzınız da var, maskeniz de var, eldiveniniz de var. Daha ne istiyorsunuz? Ölüm, herkesten ölüm gelecek. Allah Celle Celaluhu bir gün ölümü tattıracak bize sonuçta. Korkmaya da gerek yok. Bu kadar.